halkının haklı ve meşru mücadelesine karşı çöktürme planları hazırlayanlar, 2015 seçimlerinde barış, özgürlük, eşitlik talepleri karşısında kendi çöküşlerini görünce Kobani Kumpas davasını hazırlayıp demokratik siyasete topyekun savaş ilan ettiler. Bu yargılamalar aslında Kürt halkının meşru taleplerini yargılayıp tarihin gördüğü en barbar terör örgütü olan DAEŞ'i savunmak anlamındadır. Vicdana, ahlaka, hukuka sığmayan bu intikam alma sürecini asla kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz. Yeni bir anayasa ve toplumsal barış niyetinden söz edilecekse ancak ve ancak tüm siyasi tutsakların bırakılması yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Aksi yönde kararların toplumsal barışa vurulan birer darbe olduğu bilinmelidir. Kobane'ye sahip çıkmak değil, çıkmamak suçtur. Kobane aynı zamanda DAEŞ karanlığına karşı sanatın rengidir. Bu temelde biz sanatçılar olarak tüm halkımızı 16 Mayıs'ta görülecek olan Kobane Kumpas davasını takip etmeye ve bu hukuksuzluğa karşı mücadeleyi sahiplenmeye çağırıyoruz. Yalan ve kumpas üzerine kurulu bu davanın karar duruşması 16 Mayıs 2024 tarihinde Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülecektir. Tüm duyarlı kamuoyunu yalan ve iftiralarla içeride rehin tutulan yoldaşlarımızla dayanışmaya, bu son sürüm ağır hukuk kıyımına karşı yanımızda saf tutmaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki haksızlık, hukuksuzluk kime, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın olan demokrasiye, toplumsal huzur ve barışa olmaktadır. Kobani Kumpas davası, partimizin demokratik faaliyetlerinin bastırılması, parti politikalarımızın ve çalışmalarımızın kriminalize edilmesi ve siyasi faaliyet yürüten arkadaşlarımızın rehin alınarak gücünün etkisizleştirmesi amacıyla iktidar tarafından 6-8 Ekim 2014'te Kobane ile dayanışma amacıyla yasal protesto hakkını kullanan halklarımıza karşı siyasi iktidar ve belirli odaklarca kışkırtılmış grupların saldırıları sonucu yaşanan 37 yurttaşın, ki bunlardan 27'si HDP üyesi ve gönüllüsüdür, hayatını kaybettiği olaylardan tam 6 yıl sonra demokratik protesto içeriği olan bir tweet bahane edilerek bir kumpas davası olarak açıldı. Kobane davası birçok tarihi yargılamaların birebir iz düşümüdür. Leipzig yargılamaları, Dreyfus davası, Nürnberg yargılamaları gibi yargılamaları örnekleyebiliriz. Sahte deliller yaratma, çarpıtma ve suçları örtme tarzı neredeyse tıpatıp aynıdır. Özcesi 40 yıldır sürdürülen savaş ve rant politikalarının kurtaranı Kobane, Gezi ve benzeri kumpas davaları değildir. Bu sadece içinde bulunan çıkmazı daha da derinleştiren, demokrasiyi işlemez kılan, özgürlükleri ayaklar altına alan, beyhude bir yol olmaz, aynı zamanda çok yakından hissettiğimiz gibi emekçinin yoksulun sofrasındaki ekmeğe de göz diken kötü gidişatı da perişanlıkla sonuçlandırır. Gelin yol yakınken bu çıkmazdan geri dönün, diyalog ve müzakerelerin, adil ve toplumsal bir barışın önünü açın. Faşizme karşı omuz omuza, savaşa hayır, barışa ne şimdi? Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Demirtaş'ın protestolar sırasında attığı tweet, sokakta karşı karşıya getirme senaryolarına karşı herkes bilinçle hareket etmeli ve sokaktan çekilmelidir. HDP'nin tweet'i barışçıl bir protesto çağrısıydı. IŞİD'in vahşeti karşısında Diyarbakır'dan Çanakkale'ye, İstanbul'dan Hakkari'ye, Van'a, Artvin'e, Edirne'ye kadar memleketin dört bir yanında insanlar sokaklara döküldü. IŞİD'in Musul'u işgaliyle birlikte toplumsal hareketlenme başladı. Kobane öncesinde basın açıklamaları ve protesto eylemleri oldu. O güne kadar protestolar barışçıl bir şekilde sürüyordu. Faşizme karşı omuz omuza! Kobane davası tutuklularını serbest bırakın. Kamuoyunda Kobane davası olarak bilinen ve Halkların Demokratik Partisi önceki dönem eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu
18'i tutuklu 108 kişi hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava hakkında 16.05.2024 tarihinde nihai karar verilecek olup bu kararın önümüzdeki süreçte Türkiye siyasetinin izleyeceği rota konusunda önemli bir dönemeç olduğunu düşünmekteyiz. Türkiye'de verdikleri kararlarda hak ve özgürlükleri temel alması gereken mahkemeler hemen her dönem siyasi iktidarın etkisiyle hareket etmiş, bu durum güçlü bir demokrasi ve insan hakları kültürü bulunmayan ülkenin anayasa ile teminat altına alınan hukuk devleti iddiasından uzaklaştırılmasına neden olmuştur. İstiklal mahkemeleriyle başlayıp sıkı yönetim mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler ile sürdürülen sistem, resmi ideolojiye karşı olan herkesi hukuksuz bir şekilde cezalandırılma yoluna gitmiştir. Bu durumun en son ve güncel örneği Kobani davası olarak adlandırılan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021 6 esas sayılı dosyasında yürütülen yargılamadır. 2015 yılından itibaren başlayan çatışmalı ortam akabinde yaşanan süreçte siyasi iktidar başta Kürtler olmak üzere tüm muhalif kesimleri elindeki güçlü imkanlarla baskı altına almış ve siyasi demokratik hareket alanını tamamen daraltmıştır.